İran ve İsrail'in karşılıklı saldırıları dünya gündeminde de ilk sıraya yerleşti sevgili izleyenler. İran'da da bu sıcak gelişmeleri herkes konuşuyor. Öyle ki İranlılar yine başkent Tahran'da sokaklardaydı. İran'a destek, İsrail'e öfke vardı. A Haber muhabiri Ekber Karabağ göstericilere mikrofon uzattı ve düşüncelerini sordu. İzleyelim. Binler bir araya geldi. Hedefte İsrail vardı. Önce İsrail, Şam'da İran'ın elçiliğini vurdu. Ardından İran ilk kez kendi topraklarından İsrail'e saldırdı. Son olaraksa İran'ın İsfahan kentine dronlu saldırı düzenlendi. İranlılarsa sokaklardaydı. A Haber muhabiri Ekber Karabağ, gösterilerin gerçekleştiği başkent Tahran'daydı. İranlıların yaşananlar hakkında ne düşündüğünü sordu. İran'ın başkenti Tahran'da bir kez daha devrim muhafızlarının İsrail'e yönelik düzenlediği son operasyon için destek gösterisi yapıldı. Hemen arkamda görüldüğü İnkılap Meydanı'nda bir araya gelen insanlar burada İsrail'e karşı ve Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı sloganlar atarken devrim muhafızlarına İsrail'in bir kez daha İran'a karşı hata yapması durumunda ve karşı misilleme yapması halinde daha sert bir şekilde İsrail'e vurması yönünde çağrılar da yaptılar. Bu ülkenin askerleri tam zamanında İsrail'i vurdu. Gurur içindeyim. Onlarla iftihar ediyorum. İsrail'in İran'a karşı misillemesi umutsuz bir çabadan başka bir şey değil. Yıllarca dünyanın en güçlü ordularından biri olduğu propagandasını yapan İsrail'in itibarı İran'ın son saldırısıyla yok oldu. İranlılar İsrail'in tekrar saldırması durumunda daha büyük bir cevabın verilmesi gerektiğini ifade etti. Devrim muhafızlarının düzenlediği eylem bir saldırı değildi, sadece bir cezalandırmaydı. Ancak bundan sonra en küçük hata yaparlarsa o zaman esas tokatı yiyecekler. Siyonist rejim İran'la kıyaslanacak bir güç değil. Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Fransa ve diğer destekçileri olmadan İsrail bir hiçtir.